Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi burcu olanlar. Şimdi sizlerin de 2020 Ocak ayınızı anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Ve ne diyorum? Hem bu kanala hem Neslihan Şirin abla kanala hemen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Orada Neslihan Şirin aşk ve dilek ritüeli yazınız. Çünkü Ocak ayında felaket tutulmalar, yani felaket değil, çok güzel aslında, evrenin 6 ayda bir haydi bakalım değişin dediği, böyle bir tokatladığı bizler, yine tutulmalar geliyor. Onun için bu aşk ve dilek ritüelini yapmanızı da ben özellikle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi efendim hemen bakalım bakalım sevgili terazi burcumuzun, daha önce tabii karıştırdık kartlarımızı, şöyle yine bir alabora yapalım hemen. 2020 Ocak neler neler getirecek sevgili terazi burcu, nelerle karşılaşabilir, neler neler olabilir, önce bir bakıyoruz efendim. Ve melek kartlarımızdan da hemen birer tane koyalım. Bunlar hep sizleri, enerjileri. Evet, siz çekiyorsunuz şu an kartları ve Neslihan Şirin kartlarından da hemen bir tane onlardan da çekiyoruz. Ve efendim bakıyoruz, bakıyoruz, bakalım. Şöyle yapıyoruz ve bakıyoruz. Bu kadar mı güzel çıkar diyelim. Hiç olumsuz bir şey çıkmadı. Birazcık önünüzü göremiyorsunuz ve ateşlilik var. Yani burada ateşlilik derken tez canlılık var. Hava gruplarında olan bir özellik. Özellikle teraziler her şey böyle. Çok çabuk olsun isteyebilirsiniz. Ama burada ne diyoruz efendim? Acele yok. Çünkü acele yaparsanız, acele ederseniz olacak olan bir şeyi de böyle bozabilirsiniz. Bu kart biraz onu gösterir. Yani ateşli olma der. Veya şöyle düşünebiliriz. İki anlamı var. Aşkta acayip derecede tutkunun arttığı, ateşli bir aşkı yaşayacağınızı ya da yaşadığınızı gösterir. Ama ileriye de yine zor bakıyorsunuz, zor götürüyorsunuz. Sanki aşk ya da iş olabilir. Bu işte de tez canlılık olabilir. Ya da işte kapalı önüm diyorsunuz. Yani ev mi alacaksınız? Çok ağır zorluk var. Araba mı alacaksınız? Zorluk var. Mesela ya da işte aşkınız mı var, zorluk var. Bu kart biraz zorluğu gösterir ya da hani hiç olmayacağını göstermez. Hedef orada duruyor. Elinde sonunda varırsın. Ama sen hani insanın bazen kendine güveni olmaz ya, acaba başarabilecek miyim falan dedikçe başaramazsın. Bu da sana zorluk çıkarıyor. Başarmalıyım diyeceksin. Yapıyorum diyeceksin hatta. Çünkü öyle diyeceksin. Bak bu kartlar onu gösteriyor. Ocak ayı içinde yeni tanışabilirsin ya da hayatında olabilir. Baban olur, abin olur, sevgilin olur, aşk giden kocan olur, bilemem. Çünkü çok büyük bir enerjiye bakıyoruz. Burada Aslan Yay Koç burcundan insanlar çıkıyor. Yeni de tanışıyor olabilirsin. Yine ateşliliği, yine tez canlılığı, yine böyle hayatın hani lüks tarafını seçiyorum ama bu taraftan bir şeyleri kaçırıyorum yani. Belki bu tarafta çok önemli bana ders aldığım bir şeyler vardı. Onları kaçırıyorum çünkü o yani ateş kralı biraz da böyle lüks yaşamayı falan da anlatır. Evet, şimdi mahkeme kartı kurtuluş, diriliş, canlılık ve yurt dışı işlerini gösterir. Hani ölülerin dirilmesi gibi ve bu ilahi evrende dualarının duyulması gibi, kurtuluş gibi kutsanan bir olay var. Yani evren destekliyor, öyle söyleyeyim. Burada da efendim neler neler var yani, nasıl güzeller var. Bir sürü yerden aşk, İş, böyle yağmur gibi mesajlar, hareketlenmeler başlamış ve Ocak ayı içinde bunları alacaksın. Senin çok hoşuna giden olumlu olumlu efendim haberler geliyor, yola çıkmış. Şimdi arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yap. Doğada sık, kendi başına sık sık doğaya çık ve tek başına zaman geçir. Bir olumlu bakış açısı kazan. Ve efendim olumlu düşünmüyor musun? Bak düşünen biri var orada, böyle düşünmen lazım. Yani önce düşüneceğiz, sonra duygulara sorabilirsin ama öncelikle mantık ve onu eyleme dökeceğiz. Evet, şimdi buna da bakıyoruz. Güvendeymişsin. Her daim kötü enerjilere, kötü olumsuz pozitif negatif enerjilere karşı güvendeymişsin. Sen, sevdiklerin ve yuvan korunuyor. Merak etme. Sen ne yaşarsan yaşa, sana bir tehlike gelmiyor bu Ocak ayı içinde.
Hatta bu aralığın, bakın enerjiler bıçak gibi kesilmez, aralıktan gelen bir şey. Sana niye hep böyle meditasyon çıkıyor? Sen Ocak ayı içinde herhalde tutulmalarda bir hayli meditasyon yapacaksın. Bak bu meditasyon, bu nesnelliğin kartları meditasyon. Ve gözünü seveyim, bu nesnelliğin kartları illaki melek kartlarının orantısında, doğru orantıda böyle o yönde bir şey çıkartıyor karşımıza. Kendimi her daim meditasyon için dua ve vakit ayırıyorum diyeceksin. Zaman zaman gaflete düşsem de zorlanmadan görevlerimi yerine getiriyorum. Şimdi ben bu videoyu açtım meditasyon, kapattım meditasyon. Yani en başında da inanın her burç videosuna bakın söylemiyorum ama nedense birden aşk ve dilek ritüeli var. Yapın dedim terazilere. Yani burada bir örtüştüren kartlar çıktı. Gerçekten hissiyat olarak bunu hissettim. Bir şeyleri böyle avuçlarınızı hazırdan beklemeyin. Avuç açarak bekleyin ya da işte sadakalar verin. Hayvanları sevin. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız yani. Bunun gayet güzel bir açılımını şu anda ben size verdim. Bir şeyleri bazı burçlar ya da bazı insanlar diyeyim istemeleri lazım. İstemeleri lazım. Öyle bir enerjiyi çekmeleri lazım. Yani tırmalamaları lazım. Kısacası tırmalamadan yok öyle hazıra. Venüs ne kadar şans gezegeni olsa bazen çok kötü tokatlıyor insanı. O bütün verdiği paraları bütün olarak da geriye alıyor. Aman aman dualarınızı eksik etmeyiniz. Sevgili terazi, yükselen teraziler. Hemen bakıyoruz. Evet, biraz böyle tabii ki kargacık burgacık çıkmış dedikodular. Pozumuzu verelim. Bakınız bir bakalım, böyle bir bakınız, gayet güzel. Hemen burada aslan yay koç dedim ya, evet onun amblemi olan yani çıkmış. Bir koç kafası çıkmış, bir de aslan burcunun işareti çıkmış, yani sembolü çıkmış. Ateş gruplarının insanlar etrafında olabilir. Anahtarın iki tane. Kuşlarım var. Burada şimdi bir kurt kafası diyeceğim ama normal bir kurt kafası olsa güç diyeceğim. Severim hayvanları ama bu anormal bir şey çıkmış. Yani gözleri kafasından büyük çıkmış. Hani bir balığın gözü nasıl patlak olur? Yani bu değişik bir varlık. Yani buna karşı da korunman lazım. Kötü enerjiler ya da işte atmalı da hemen yanında duruyor. Yani sizin betinize, bereketinize. Böyle şimdi mesela aşkınızı kıskanan böyle birileri olabilir ve efendim gayet güzel aslında çıkıyor, tomurcuk tomurcuk açan bir şeyler var ama o düşmanınıza dikkat edin. Burada uçak da görüyorum, gemi de görüyorum. Ne kadar çok hayalleriniz var, oraya da gideceğim, buraya da gideceğim, belki yazı bekliyorsunuz. Akışta olan yine bir para var, gelen bir maaş, bir para, toplu bir şeyler, kuş haberleriniz. Ama bu böyle kocaman bir pelikan kuşu gibi güzel haberler, zaten güzel haberler, titreşimler çıkmıştı. Bir insan hakikaten geride bıraktığınız çok karanlıkta, sıkıntıda ama o bizi ilgilendirmez artık, o geride kalmış derseniz beni de ilgilendirmez. Ben sadece burada çıkmış karanlıkta belki sizi düşünüyor olabilir ama artık hani derler ya, süre şeyini niye de, yani nasıl da o. İşte öyle bir şey. Onu aşağıya yazarsanız sevgili terazi burçları. Burada 4-5 hatta bakın sıralı bir şeyler olacak yani. Bir 6'yı göremedim ama bir 7 de var yani. Bir adım öte atlamış. 4-6-7 gibi bir rakamlar görüyorum. Harf olarak V harfi, ev ya da evlilikle alakalı. Evlilik ev alabilirsin, evlilik yapabilirsin, düşünebilirsin. A harfi de çıkmış. Hemen bakıyoruz bakalım. Dilek tutuyor musunuz? Haydi bakalım. Sevgili terazilerin, hemen bakıyoruz. Çok güzel, akışta böyle, kendi halinde geldi 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 geldi, aktı gitti. Çok güzel. Şimdi burada oturmuş düşünen insan heykeli vardır ya, öyle böyle bir düşünen bir insan var burada. Bunu düşüneceksiniz. Yani bir konuyu Ocak ayı içinde de çok irdeleyip düşünebilirsiniz. Ama güzel bir çıkar yol buluyorsunuz. Hiç kimse zarar görmeden de güzel çıkar yol. Bu, oh, bu nazarlar, uykum geldi. İnanılmaz şekilde bakın. Yani tabağı açınca geldi bir nazar. Nazar alabilirsiniz. Yine dikkat edin. Gruplar kalabalıkla çinlisiniz zaten. Dikkat edin. Burada da yine S rakamı çıkmış. S harfi çıkmış. Yani Z çıkmış. Zenginlik. Ve yurt dışı işleriniz çıkmış. Yurt dışına gidiş var.
Evet efendim. Ben böyle yapınca da yollarınız açık mı? Yolculuklarınızın hepsi çok açık ve güvenli bir şekilde geçiyor. Ben videoyu kapatayım. Yoksa çok eziniyorum. Sizleri seviyorum sevgili teraziler. Ve lütfen varlığınızı belli etmek için hemen bir like verebilirsiniz bana. Beğeni yapabilirsiniz ki bakayım en çok beni hangi burç takip ediyor. Ocak ayında müthiş güzel bir Ocak geçirmenizi diliyorum diyeyim. Tabii ki WhatsApp numaramda özel danışmanlık için bu videonun altında bulunmakta. Dediğim gibi Neslihan Şirin ritüeller yazın. Zaten bütün her şey çıkar. Bütün videolarım çıkar. Hoşça kalın.